azalıyor kadınların bulunma oranı. Daha sonra iş yaşamına girdiğinizde daha da azalıyor. Yani en azından benim olduğum seneler, benim iş yaşamına girdiğim seneler böyleydi. Umarım da şimdi daha artmıştır. Yani daha da arttığını görüyorum açıkçası. Bu beni mutlu ediyor. Aslında teknoloji bence kadınları zorlayan bir şey değil. Tam tersi kadınlara fırsat sunan bir şey. Kadınların bence bu alana yöneldiği zaman kendilerini bence rahat hissettikleri bir alan. Ben öyle görüyorum. Hayatları kolaylaşacak aslında. Evet, belki evet. De daha da çok yani, teknolojiyi. Evet, hem kadınların teknolojiye ihtiyacı olduğunu görüyorum ve hem de teknolojinin kadınlara aslında daha çok ihtiyacı var. Daha çok kadının bulunmasına bu alanda ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu konudan bahsettiğimde çok fazla mesela eşim bahsettiğinde erkek arkadaşlarına çok fazla ilgililer. Ama kadınların hala biraz çekimserliği bu konuda hani ya işte ben ne yapabilirim yani gibi aslında biraz ilgisizlikleri devam ediyor diyebilirim. Ama keşke biraz daha ilgi göstersek çünkü hani yapamayacağımız ya da içine giremeyeceğimiz bir alan değil. Sonuçta haber biraz da sektöründeyim hani bu işin haber tarafındayız uzman coin olarak. Hani duyurmaya çalışıyoruz daha çok. Çevremizi etkilemeye çalışıyoruz. Ben en azından kendim şahıs olarak yani bunu daha çok okunması, daha çok işte bilgi edinilmesi için etrafımda yani kadın erkek herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Birçok alanda çok fazla kolaylık sağlayacak. Ve şu da var yani teknoloji artık çok hızlı değişiyor. Çok hızlı gelişiyor. Bence etkileri mesela eskiden şeyden bahsederdik, işte 50 yıl sonra neler olacak, işte 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra neler olacak, neler değişecek falan. Ben o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum aslında. Yani 4-5 sene sonra neler olacak onu merak ediyorum. Aslında bu uzun vadeyi biraz daha kısaltmış durumdayız. Artık kısa mesafelerde düşünüyoruz acaba neler olacağı. Gerçekten yıkamadığımız engeller, normlar var. Aslında teknoloji dışındaki şeylere, engelleri halledebilirsek normal yaşam alanlarında, hani diğer yaşam alanlarında bunu ortadan kaldırabilirsek aslında kadınların yolu bu alanda çok açık. Yani ben bir engel göremiyorum. Ama dediğim gibi yani diğer yaşam alanlarında kadınların önünün açık olması tek şart. Yolları kesilmesin, önlerine engel konulmasın yeter. İlk öncelikle kendimize güvenmeliyiz. Bir kadın olarak bence en önemli şey kendimize güvenimiz, kendimize saygımız. Öncelikle bunlar olduktan sonra eğer kendi şansımız varsa, fırsatımız varsa bunu çevremizdeki kadınlarla paylaşmamız. Yani senin mesela burada yaptığın çok güzel bir şey var. Yani onların aklına gelmeyen veya bakamadıkları noktadan bakan kadınlar olacağını, artacağımızı falan umut ederek. Tabii dengenin en azından evet, olması. Evet, dengenin olması. Zaten artsak denge olacak. Şu an çok az olduğumuz için biraz artsak. Kesinlikle kendine güvenen bir insan değildim. Yani teknolojiden, özellikle teknolojiyle tanışmadan önce. Yani bu teknolojiyle ilgilenmek veya teknoloji gibi kadınların az olduğu bir sektörde mücadele vermek, hani işini yapmaya çalışmak bana kendime olan güvenimi sağladı gibi geliyor. Hani kendime daha çok güvendim. Hani kendime saygının ne demek olduğunu öğrendim. Ve yani teknoloji alanında dediğim gibi insanların koyduğu engellerden başka hiçbir engelin olmadığını gördüm. Hani bu dediğim gibi kendime biraz güveni sağladı bana ve bu çok önemliydi benim açımdan. Çünkü belki yapmak istediğim şeyleri kendime olan güvenim olmasa yapamayacaktım yani.